Muhammed İkbal, Hindistanlı filozof, şair. 8 Kasım 1877 tarihinde Keşmir sınırındaki Sialkut kentinde dünyaya geldi. Ailesi birkaç yüzyıl önce Brahman olup daha sonra ihtida etmiş ve tasavvuf yolunu benimsemiştir. Sialkut kentinde klasik İslami ilimler tahsil ettikten sonra Scott Mason Kolej'de kaydolup 1895 yılında buradan mezun oldu. Lahore şehrindeki Government Kolej'de bir süre felsefe dersleri verdi. Bu dönemde tanıştığı ve fikirleri üzerinde etkili olan Thomas Arnold'un yönlendirmesiyle 1905 yılında Avrupa'ya gitti. Cambridge'de tasavvufi çalışmalarıyla bilinen Nicholson ve yeni Hegelci MacTaggart'la çalıştı. Doktora tezi olan İran'da Metafiziğin Gelişimi adlı çalışmasını Fritz Hommel'in yönetiminde 1908 yılında tamamladı. Çeşitli okullarda felsefe ve İngilizce öğretmenliği yapan İkbal, geçimini daha çok avukatlık yaparak sağladı. 1922 yılında İngiliz yönetimince kendisine verilen Sir unvanını Seyyid Ahmet Han'ın aksine kullanmadı. 1928-29 yıllarında Madras, Haydarabad ve Aligarh üniversitelerinde İslam düşüncesinin yeniden teşekkülü hakkında konferanslar verdi. İngilizce olarak verilen bu konferanslar daha sonra İslam'da dini düşüncenin yeniden inşası adıyla kitaplaştırıldı. Hindistan Müslümanları Birliği'nin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada Pakistan Devleti'nin kurulması hakkındaki görüşlerini ortaya koydu. 1931 yılında Dünya İslam Kongresi'nin başkan yardımcılığına getirildi. Aynı senelerde çeşitli siyasi görevler dolayısıyla İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'yı ziyaret etti. Paris gezisinde Henry Bergson ve Louis Messignon'la görüştü. İtalya'da Mussolini'den Afrika Müslümanlarına karşı iyi davranmasını istedi. İspanya ziyaretinde Kurtuba Ulu Camii'nde özel izinle kıldığı namaz, onun üzerinde çok derin tesirler bırakmış ve Kurtuba Camii adlı şiirini bunun üzerine yazmıştır. 1933'te Afganistan Kralı Nadir Şah'ın daveti üzerine Süleyman Nedvi ile birlikte Kabil'e gitti. Gırtlak kanserine yakalandığı 1934'ten sonra sağlık durumu bozulan İkbal, aynı zamanda ekonomik sıkıntılar da yaşamaya başladı. 21 Nisan 1938 tarihinde hayata gözlerini yuman Muhammed İkbal, Lahore'daki Mescid-i Şahin'in yanına defnedildi. Öğretisi. İslam düşüncesi hareketliliğini yitirdiği için dini düşüncenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini düşünen Muhammed İkbal, geleneksel İslam düşüncesinin tenkit ve tahlilinin artık bir zorunluluk olduğunu savunur. Klasik İslam felsefesi ve kelamının Kur'an'ın ruhuyla uyuşmayan yönlerini eleştirmiş, Kur'an'ın ana amacı olarak gördüğü insanı Tanrı ve evrenle çok boyutlu ilişkileri hususunda yüksek bir şuur uyandırma faaliyetinin Yunan felsefesinin etkisiyle dumura uğratıldığını söylemiştir. Hem İslam felsefesi hem de kelamın dikkatleri tabiattan uzaklaştırıldığını, Kur'an'ın ruhunda yer alan tabiatın incelenmesi fikrinin bundan dolayı göz ardı edildiğini vurgulamıştır. Ona göre modern deneysel tavrı doğuran kültürel hareketi başlatan Kur'an ruhu olup, bu ruh insanı tabiatı incelemeye sevk eder. Ancak o, tabiatı inceleme noktasında yaptığı bütün bu vurgulara rağmen Fazlur Rahman ifadesiyle her şeyi akla dayandırmanın anlamsız olduğunu söyleyerek imanı ön plana çıkardı. Yine İkbal, batıcıları hedef alan ifadelerinde aklı yererken geleneksel ulemayı hedef aldığı ifadelerinde ise batının akılcılığının ve biliminin alınmasının zaruri oluşuna işaret eder. İkbal'in düşüncesinin temelinde benlik kavramı yer alır.
o bazı İslam filozoflarının savunduğu ve kozmolojik meselelerden başlayarak insanı ele almak yerine merkeze insanı koyarak metafizik problemleri anlamaya çalışır. Allah'ı mutlak ben olarak değerlendiren İkbal, bütün varlıkların birer ben olduğunu, bundan dolayı da olgu ve olayları idrak etmek için benlik kavramından hareket etmek gerektiğini savunur. Kur'an'da insana yüklendiği ifade edilen emanetin hür şahsiyet olduğunu savunan filozof, İslam'ın diğer dinlerden farklı olarak ruh-beden ikilemini ortadan kaldırdığını da söyler. Ayrıca insanı yaratma faaliyetine dahil eden İkbal, "Sen geceyi yarattın, bense çırağı, sen toprağı yarattın, ben kadehi" şeklinde başlayan şiirinde bu durumu ifade eder. Aynı zamanda insan yaşadığımız evrene aklıyla hükmederken metafizik aleme aşk sayesinde ulaşma eğiliminde ve kabiliyetindedir. Bu noktadan bakılınca onun düşüncesi aklı ve aşkı aynı potada eriten bir terkiptir. Ancak onun aşk anlayışı nispeten tasavvuftan ayrılır. Zira ona göre İslam benliği inkar değil, tasavvufta nefsi öldürme anlayışına gönderme yaparak tam aksine benliğin ispatı ve tahkim edilmesini ister. İkbal'in üzerinde önemli durduğu kavramlardan biri de dini tecrübedir. İnsanın varlık şartı olan dini tecrübe, diğer tecrübeler gibi gerçek olup kesinlikle hayal mahsulü değildir. Aynı zamanda dini tecrübe kognitif, bilgi sahası dahilinde olup akılla da kavranabilir. Ancak dini tecrübenin kişisel olduğu için bütünüyle aktarılamayacağına da dikkatleri çeker. Tanrı'nın varlığını ispat için geliştirilen argümanların eksikliklerine işaret ederek dini tecrübe delilinin bu noktada üstünlüğünü ortaya koymaya çalışır. Kader konusunda geleneksel düşünceden farklı bir fikre sahip olup, kaderin bir şeyin kendi içinde var olan güç, onun yaratılışının derinlerinde saklı bulunan ve gerçekleştirilebilecek imkanlar olduğunu söylemiştir. Peygamberliğin bitişini dünya tarihi açısından bir dönüm noktası olarak gören İkbal, bunu aklın ve eleştirel melekenin belli bir yetkinliğe erişmesine dayandırır. Bu durumu da vahyin kaynağı bakımından eski dünyaya, ruhu bakımından modern dünyaya ait olduğu için onun geçerliliği kıyamete değin devam edecektir. Zira İslam dinamik bir yapıya sahip olup geçmişte de birçok yeni duruma uyum sağlamıştır. İkbal'in düşünceleri üzerinde İbni Haldun ve Mevlana gibi Doğulu, Bergson ve Whitehead gibi batılı düşünürlerin etkileri görülür.